Hedeflediğiniz yolda daha geçimli ve sevecen bir benlik oluşturmak yolunda sabırlı olmanın önemi çok büyüktür. Daha sabırlı olabildikçe yaşamın kendi istediğiniz gibi olmasında ısrar etmeyi bırakıp mevcut durumu kabullenmeye başlarsınız. Sabır olmaksızın hayat çok bezdirici olabilir. Kolayca sinirlenip öfkelenebilirsiniz. Sabır, yaşamınıza sükunet ve kabullenme boyutunu katar. Sabırlı olmak hoşunuza gitmese de yüreğinizi içinde bulunduğunuz ana açmayı gerektirir. Tıkanmış bir trafikte sıkışıp bir randevuya geciktiğinizde yüreğinizi o ana açabilmenin anlamı, düşünceleriniz kontrolden çıkıp zihninizde çığ olacak kar topu oluşturmadan önce kendinize sakin olmayı hatırlatmaktır. Derin nefesler alın ve aslında işin gerçek boyutları yanında geç kalmanın ufak bir şey olduğunu kendinize hatırlatın. Sabır ayrıca başka insanların kötü niyetli olmadığını da görebilmektir. Eşim Chris ile benim 4 ve 7 yaşlarında iki çocuğumuz var. Ben bu kitabı yazarken 4 yaşındaki kızımız defalarca odama gelip çalışmamı bölmüştür. Bu kesinti bir yazar için çok tatsız bir durumdur. Buna karşı öğrendiğim ve çoğu zaman uyguladığım şey ise kızımın davranışındaki masumiyeti görüp işimi bölmesinin yaratacağı sonuçların üstünde durmamaktır. İşimi bitiremiyorum, kafamda oluşturduğum fikirler uçuyor, bugün çalışmak için tek fırsatım buydu demek yerine kızımın neden beni görmeye geldiğini kendime hatırlatırım. Yanıma gelmesinin nedeni çalışmamı bozmak değil, bana olan sevgisidir derim. Bu iyi niyeti hatırlayınca da içimde hemen bir sabır oluşarak dikkatimin o ana dönmesini sağlar. Alev almaya hazır bekleyen öfke kıvılcımları derhal söner ve bir kez daha böyle güzel çocuklarım olduğu için ne kadar talihli olduğumu kendime hatırlatırım. Şunu iyice öğrendim ki, yeterince derinlemesine bakabilirsiniz, hem insanlarda hem de sizi bunaltan durumlardaki art niyetsizliği görebilirsiniz. Bunu görmek sizi daha sabırlı ve sakin bir insan yapacak ve tuhaftır ama eskiden sizi sinirlendiren çoğu durumdan zevk almaya başlayacaksınız. Daha sabırlı biri olmanız için sabır geliştirme egzersizleri yapmanızı tavsiye edebilirim. Sabır, bilinçli bir egzersiz programı ile çok geliştirilebilecek bir yürek işidir. Kendi sabrımı derinleştirebilmek için bulduğum çok etkili bir yöntem, egzersiz yapacağım belirli ders saatleri oluşturmak oldu. Bu anlarda tüm aklımı verip sabretme sanatını geliştirmeye çalışıyorum. Hayatın kendisi bir dershane olurken ders konusu ise sabır oluyor. 5 dakikalık derslerle başlayıp zamanla sabır kapasitenizi geliştirebilirsiniz. Kendinize şunları söyleyerek başlayabilirsiniz. Şu andan itibaren 5 dakika boyunca hiçbir şeyin beni sinirlendirmesine izin vermeyeceğim. Sabırlı olacağım. Bunun sonucu sizi hayretler içerisinde bırakacaktır, emin olun. Sabırlı olma niyetiniz özellikle de kısa süreliğine olduğunu bildiğiniz için sabır kapasitenizi bir anda artıracaktır. Sabır öyle bir niteliktir ki başarı burada kendi kendini besler. 5 dakikalık dilimleri başarıyla uyguladıktan sonra bundan daha uzun sürelerde de başarılı olabileceğinizi, sabırlı olabileceğinizi göreceksiniz. Zamanla gerçekten sabırlı bir insan bile olabilirsiniz. Evde küçük çocuklarım olduğu için sabır geliştirme egzersizi yapmaya bol imkan doğuyor. Örneğin tam önemli telefon görüşmeleri yapmaya çalışırken her iki kızım da beni soru yağmuruna tutunca kendime şöyle diyorum. Şimdi sabırlı olmak için çok uygun bir an. Yarım saat boyunca elimden geldiği kadar sabırlı olacağım. Evet, gördüğünüz gibi çok çalışarak süremi 30 dakikaya kadar çıkardım. Şaka bir yana bu gerçekten işe yarıyor. Benim evimde çok işe yaradı. Serin kanlı olup kendimi öfkeye kaptırmadığımda sakin fakat kararlı bir şekilde çocuklarımı öfkeli olduğum zamanlardan çok daha etkili biçimde yönlendirebiliyorum. Kafamı sabırlı olmaya odaklamam yaşadığım anda çok daha uzun süre kalabilmemi sağlıyor ve bu olayın geçmişte ne çok kez yaşandığını düşünebiliyorum. Daha da güzeli benim sabırlı davranışım çocuklara da bulaşıyor ve babalarını rahatsız etmenin o kadar da eğlenceli olmadığına karar veriyorlar. Sabırlı olmak olaylara düzgün bakmamızı da sağlar. En zor durumda bile önümdeki sorunun ölüm kalım meselesi değil sadece aşılması gereken küçük bir engel olduğunu hatırlayabiliyorum. Sabır olmadığı takdirde aynı senaryonun karşılıklı bağırma, öfkelenme, kırgınlık ve yüksek tansiyona yol açacak hayati bir durum haline gelebilir. Çocuklarınız da patronunuz da zorlu bir insanla veya durumla başa çıkmanız gerektiğinde eğer ufak şeyleri dert etmek istemiyorsanız sabrınızı geliştirmek çok iyi bir başlangıç olacaktır. Daha sabırlı olun.
Hedeflediğiniz daha geçimli ve sevecen bir benlik yaratmak yolunda sabırlı olmanın önemi çok büyüktür.